Abla merhaba ya. Merhaba. Ya koşturarak geldim de. Babam gibi aramam gerekiyordu benim. Telefonum evde kaldı. Koşarak geldim. Hemen evden hızlı çıkmam gerekiyordu da. Acaba dakikanız varsa rica etsem arayabilir. Kimle konuşuyordunuz? Böldüm ama. Vallahi çok teşekkür ederim ya. Alo. Eren ben. Baba ben ya. Ya baba. Tabii ki de kaçarım evden. Bütün bizim Isparta'daki sülaleyi aramışsınız, getirmişsiniz İstanbul'a. Baba 22 yaşındayım. 22 yaşında bana sünnet düğünü yapamazsın ya. Küçükken kestirseydiniz abi, niye sünnet ettirmediniz beni? Tabii ki de kaçacağım. Sünnetçi en son arkamdaydı, bilmiyorum şu an nereye gitti. Yok, bir tane arkadaşımdan alıyorum. Hayır baba, ben olamam. Kestirmeyeceğim. Kan benim, damar benim. Yok. Bak 22 yaşında, yani bu yaşına gelip hani sünnet olan bir çocuk ben tanımıyorum. Dünyada da ilk olmak istemiyorum yani. Yok, olmam. Kan benim, damar benim abi. Anneme söyle, ben eve gelmiyorum. Kan davasından vazgeçene kadar bu olmaz yani. Öptüm. Gelmem. Allah, teşekkür ederim. Bir şey diyecektim de. Babam sizi aramaz büyük ihtimalle ama numarayı silerseniz de iyi olur. Evet. Abla ya, ben Bayrampaşa'da oturuyorum da buraya kadar koştum geldim, öyle evden kaçmam gerekiyordu. Burada nerede gizlenebilirim ya? Sünnetçi vardı beyaz önlükte. Buralarda her yerde beni arıyor, gelmiş buralara. Neredesin neredesin? Oradayım aşkım diye. Ben hiç bilmiyorum. 22 yaşında sünnetten kaçan biriyle ilk defa karşılaştığım için pek de gülümedim. Ya küçükken unutmuşlar beni. Duydunuz ama galiba, değil mi? Çok özür dilerim. Böyle bir rahatsız edici konuşmayla baş başa bıraktığım için size ama. Yani insancıl şeyler. İşte küçükken unutmuşlar beni. Benim kardeşim de vardı. Kardeşimi ettirmişler minnacıkken. Demişler bizim oğlanı yapmayalım. Daha ileriki seviyelerde yaparız falan. Söyleyememişler. Öyle şey, sünnetçi diye de kasapçıyı getirmişler. Daha ucuz olur diye. Küçüklüğün, benim kardeşimin sünnetliğini yırtıp da böyle büyütmüşler beyaz örtüyle, bir de sünnet kıyafeti yapmışlar. Bir görsen yani, asası falanlar da. Evet, ben birkaç, olsam ben de kaçardım. Birkaç gün rötar yapacağım galiba. Teşekkür ederim bu telefon için. Sağ olun, iyi günler. Sana bir şey söylemem gerekiyor. Az önce geldim, telefonunu istedim mi? Çok teşekkür ederim. Burada çok iyi niyetlisin. Telefonunu verdiğin için. Ama bunların hiçbiri gerçek değildi. Sana bir kamera şakası yapıyorduk. 22 yaşında bir çocuk nasıl sünnet olabilir? Bunu YouTube kanalında yayınlasam bir sıkıntı var mı acaba? Senin için de anı kalır bence. Çok memnun oldum Eren ben. Evet, sünnet olacağım mı? Allah selamun aleyküm ya. Şuraya bir oturabilir miyim? Telefonumun şarjı bitti de babamı aramam gerekiyor. Acilen bana ulaşması gerekiyor. Acaba dakikanız varsa arayabilir miyim? Şey, siz yazın isterseniz. Birçok kişi güvenmiyor. Az önce abiden istedim, telefonum çalacağımı zannetti de ben de... Ha, sağ olun, teşekkür ederim. Ya böyle güvenilir insanlar kalmadı da. Alo. Baba ben Eren. Ya baba, kaçarım evden ha. Niye kaçmayayım? Babacım bak. 22 yaşına gelmişim, beni küçükken sünnet etmemişsiniz. Gelmişsiniz bu yaşta sünnet etmeye çalışıyorsunuz. Akrabaları da çağırmışsınız, hepsi de çeyrek almış. Bana soruyorlar, altın mı alayım, çeyrek mi alayım diyorlar. Dedim düğünüme mi takacağım, seneye de evleniyorum, bu nasıl iş? Adet madettendir ne, adettendir diye kestirecek misiniz beni? Yok, ben bu yaşıma kadar sizi dinledim. Bundan sonra dinlememeye karar verdim. Ben bu yaşımda sünnet olmam. 22 yaşında olmam, küçükken olsaydım okeydim. Ben gidiyorum, beni aramayın. Artık Eren diye oğlunuz yok. Selam söyle, annemi de ararım birazdan. Ben sünnet olmuyor, bitti. Fotoğrafınız varmış da böyle. Çok teşekkür ederim ya, çok sağ olun. Siz buranın mısınız? Sünnet yaşınız mı sizin? Efendim? Sünnet yaşınız mı? Kulak misafiri oldum da. Unutmuşlar beni küçükken. Küçükken unutunca da böyle... Yani dememişler bana üzüleceğim diye. Ben de şu yaşıma kadar öyleyim biliyordum. Bir hafta önce dediler ki hazırlıklara başlıyoruz. Yani hazırlıklara başlayınca da bir anda ben de kabul ettim ilk başta da sonra dedim kafama dank etti bu. Olur mu? Olacak iş değil. İşte rekorlar kitabına girecektim. Çok teşekkür ederim bu arada da. Ya bu konuşmayı duymamış sayın bence. Yani olabilir insanlık hali.
Teşekkür ederim orada telefon için. Ben şuradan gidersem sağ olun. Bir de annemi aratmam gerekiyordu. Şaka şaka. Annem. Size bir şey diyeceğim. Arkamdan bir şey konuştunuz mu az önce? Yok, konuşmadık. Ben oraya gittim geldim de çok güldünüz gibi. Neye gülüyorsunuz diyor. Geldi işte. Ha, anladım. Çok gülmeyin yani. Bu olabilir. Herkesin başına gelebilir. Ama benim başıma gelmedi. Size bir kamera şakası yapıyordum da. Var. Olay da şeydi. Sünnet, bu yaşında sünnet olmayan bir çocuk. Evet, işte bana telefon. Bir garip geldi. Dedikodu yaptınız mı ben gittikten sonra? Ha, iyi, teşekkür ederim. Şey, bunu YouTube kanalına yayınlasam sizin için bir mahsuru var mı? Yok, hayır. Peki, teşekkür ederim. El sallayalım mı? Nerede? Ya şurada, ağacın orada. Çok teşekkürler. YouTube Eren Kuştan kanalında. Not alabilir. Abla, alo, şey, merhaba. Merhaba. Türkçe biliyorsunuz değil mi? Evet. Bak, benim baba aramam gerekiyordu, şarjım bitti. Sizin telefonunuz ya dakikanız varsa acaba kullanabilir miyim ya? Evden kaçtım da var da benim. Şarjım da bitti, haber veremiyorum. Tamam. Sağ olun ya, böyle. Ben de bunu vereyim. Ben burada konuşacağım. Alo, baba ben Eren. Ya baba, eşek sıpası falan diyorsun ama 22 yaşıma gelmişim. 22 yaşında da sünnet olamam ki. Ama baba, küçükken beni kestirseydin. Büyükken olmaz. Küçük çocuklar dalı geçecek şimdi bizim akrabalar. Ya baba olmaz ya. Beni çok üzüyorsun ya. Evde şarjım bitti, arayamıyorum seni. Kan benim, damar benim abi. Bir de kasapçıya getirmişsiniz ama. Yok, bir tane hanımefendiden aldım dışarıdan. Tamam baba, hadi görüşürüz. Ben olmuyorum şimdi. Hadi bay bay. Abla teşekkür ederim ya. Sağ ol. Ya evden kaçtım da ben. Öyle. Siz duydunuz mu konuştuğumu? Evet. Öyle küçükken öyle olmuş abla. Yapmadım mı? Yok. Büyükken unutmuşlar beni küçükken. Nereye unuttularsa okula. Ama sen istemiyorsun. Evet, şimdi büyüdüm. Yani 22 yaşındayım da ondan. Bence yapmam. Çok önemli bir şey. Düşüneyim ben bunu da, kaçacağım ya, bilmiyorum. Çok teşekkür ederim telefon için. Selamlar, ben Eren Kuştan. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu video hoşunuza gittiyse sayfamızı takip edip diğer videoları da izlemeyi unutmayalım. Bizlere destek olmak isterseniz de bu videoyu beğenip, yorum yapıp paylaşabilirsiniz. Olur da sizlerle bir daha görüşemezsek, iyi günler, iyi akşamlar, iyi geceler, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet.